Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Meslek gelişimi. Evet. Buyurun buyurun. Anneanne burada. Buyurun. Şöyle bu. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sizi tanımak için. Merhaba. Sağ olun. Görüşürüz. Merhaba abla. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Şimdi bir dakika. Diğer çocukları almayacak mıyız? Onlar da izlesin. Zarıp gelsinler. Gelsinler. Şimdi. Gel bakalım yanıma gel. Dora ne yaparsa kendi yapıyor. Konsere de beni o davet etti. Evet. Koltuğu da kendi istedi. Ama bize büyük bir gurur yaşattı. Evet, evet. Benim bir tane kızım var. Ondan böyle kız çocukları. Dora da tek kardeş mi? Tek. Var mı? İyi, çok güzel. Şimdi birazdan hep birlikte fotoğraf çektireceğiz. Şimdi Doracığım hoş geldin. Ben geçen hafta Bilkent Üniversitesi'nde bir söyleşiye gitmiştim gençlerle. Salonun en genci Dora'ydı. Israrla da el kaldırıyordu. Hep büyükler konuşuyordu. Ben de dedim ki bir de Dora konuşsun dedim. Adını daha bilmiyorum o sırada. Genç arkadaşımıza en gençlerine verin dedim. Güldü herkes, alkışladılar. Dora bir konuşma yaptı. Benim dedi... Adımı unutmayın çünkü ileride çok duyacaksınız. Çünkü çok çalışıyorum dedi. Bilkent Üniversitesi'nin konservatuarında 5. sınıf öğrencisi 6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Ben de Türkiye'deki bütün belediye başkanları vardı. Ankara'da misafirdi. Onların yanında birazcık kaldım akşam yemeğinde. Hemen Dora'nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken... Dora bu sefer de 23 Nisan'da koltuğu istiyorum dedi. Ben de olur tabii dedim. Şimdi bu koltuğu Dora'ya devretmek üzere. Dora burada. Hazır mısın? Ben çok dolaştığım için çok koltukta oturmuyorum ama sen geleceksin diye bir alışayım dedim. Koltuğa oturdum böyle. Çünkü koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım. Şimdi ben bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının kaç koltuğu var sence? Bir. Tam 83 tane. Bir tanesi bu. Bir tanesi genel merkezdeki koltuk. 81 ilde de il başkanlarımızın oturduğu koltuklar var. O koltuklarda genel başkanın o olmadığı zaman... Genel başkan adına il başkanlarımız orada o görevi yapıyorlar. Ama tabii en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü meclisteki koltuğu. O açıdan çok çok önemli. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum. Devir teslimde önce elimizi sıkalım. Öpelim. Evet. Buyurun sayın genel başkanım, koltuk sizin. Şöyle biraz isterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltukta böyle iyice yerleşmezsen kaldırabilirler. Tamam. Sonra. Şimdi bir iki şey vereyim. Devir teslim çünkü. Burası sizin odanız, bu koltuğunuz. Bu hepimizin uyması gereken anayasamız. Arka tarafta meclisin nasıl çalışması gerektiğini söyleyen iç tüzüğümüz. Takılınca buna bakıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız var. Grubumuzda 125 milletvekilimiz var. Resimleri, isimleri, telefon numaraları. Bu meclis grubumuzun kendi yönetmeliği. Meclis grubundaki arkadaşlarımızın nasıl çalışacağını yazıyor. Milletvekillerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi isterseniz resimleri, özgeçmişleri, mail adresleri, sosyal medya bunu giderken de alabilirsiniz. Bir emriniz olursa hepsi şey yapar, siz genel başkan oldunuz artık. Bir de 81 ilde il başkanımız var dedik ya. Bu da onların resmi. Mesela kardeşim İstanbul İl Başkanım kim diye bakarsan bu. Hemen ararsanız talimatlarınızı yerine getirir. Tamam. Bu iyi bir insan benim adaşım. Hepsi çok iyi. Böyle bir şey olursa, ihtiyacınız olursa şuraya basarsanız Mina Hanım size istediğiniz telefonu bağlar. Tamam. Bir de odada kimse yokken buna basarsanız dışarıdan birisi gelip ne istediğinizi sorar. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Benim adım Dora Mimaroğlu. Öncelikle
Benim minik kalbimde hayatım boyunca unutamayacağım bir iz bıraktığı için Özgür Bey'e çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Dünyanın en değerli sözü bir çocuğa verilen sözdür. Ömür boyu etkileri hiç akıldan çıkmaz. Bana verdiği her iki sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgür Bey'i hiç unutmayacağım. Ben henüz bir çocuğum ve burada sizlere boyumu aşan mesajlar vermeyeceğim. Ancak bir çocuk olarak içinde yaşadığım bu dünyaya ilişkin birkaç gözlemimi paylaşmak ve farkındalık yaratmak istiyorum. Ayrıca sözlerimi kısa tutmak arzusundayım. Biliyorsunuz bugün 23 Nisan. Ben de bir an önce gidip bayramımı doyasıya yaşamak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara dünyada benzeri olmayan eşsiz bir armağanıdır. Bu sebeple kıymetli atamızı huzurunuzda bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum. İleride sizlerden bayrağı devralacağız. O zaman geldiğinde bugünkü gibi geçici bir devir teslim olmayacak. İşte o an geldiğinde bizlere çok güzel bir miras bırakmanız için çocuk gözümle hangi konulara yoğunlaşmanız gerektiğine dair sizlere birkaç konu başlığı vermek istiyorum. Ben Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu'nda 5. sınıfta okumaktayım. Ve 6 yıldır keman eğitimi alıyorum. Okuluma yetenek sınavı ile girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım. Ancak ülkemizde bu şansı bulamamış ve nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım. Biliyorsunuz ki dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bizlere ileride içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın. Biz de yarın kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza sizlerden aldığımız mirası daha iyisiyle bırakabilelim. Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için insanlarda gerekli farkındalıkları şimdiden oluşturun. Bir diğeri ise çocukların çok sevdiği ve koruduğu hayvanlar ile ilgili. Bizim evin yakınında çok fazla sokak hayvanı yaşıyor. Ben ve ailem her yemekten sonra yemeklerimizden arttırdıklarımızı, hatta restoranda bile kalan yemeklerimizi toplayıp onlarla paylaşıyoruz. Ancak bu bir çözüm değil. Özellikle sokak hayvanlarımızı korumak, hayvanseverlerce sahiplenmelerini sağlamak, başıboş olanları ise uygun koşullarda yaşatmak lazım. Unutmayın, hayvanları seven bir toplum birbirini de sayar ve sever. Çocuklar dünyaya gelirken anne ve babalarını seçmiyorlar. Her ailenin imkanları farklı. Ancak devletimiz gerekli adımları atarak eğitimde, sağlıkta, beslenmede ve bunun gibi birçok alanda tüm çocuklara eşit imkanlar sağlamalıdır. Eşit imkanlara sahip olmak temel bir insan hakkıdır. Son olarak Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Sözüne vurgu yapmak istiyorum. Sanatı en küçük yaşlardan itibaren benimsetmek ana görevimiz olmalı. Sanata ve sanatçıya gereken değer verilmelidir. Ben de bu zorlu yolda yürümekte olan bir sanatçı adayı olarak sözlerime son verirken öncelikle anneme, babama, yakışıklı abime,
tüm diğer aile büyüklerime, isimlerini tek tek sayamayacağım, bende emeği olan tüm öğretmenlerime ve yöneticilerime, bana bu imkanları sağlayan okuluma, okulumuzun kurucusu, kıymetli bilim insanı Sayın İhsan Doğramacı'ya, tüm devlet büyüklerime, son olarak bugün bana koltuğunu vererek benim bu sesimi tüm Türkiye'ye duyurmama fırsat veren Sayın Özgür Özel'e ve tüm ekibine en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor. Çok ama çok teşekkür ediyorum. İsmimi unutmayın ve beni izlemeye devam edin. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sayın Genel Başkanım, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu, meclisi kurdu. Bir kurduğu da buraya şimdi henüz katıldı, Anadolu Ajansı. Atatürk Anadolu Ajansı'nı milli mücadelede savaş sırasında cepheden en doğru haberleri getirsin diye vermiş, kurmuştu. Halen daha devam ediyor. Devletimizin ajansı inşallah bundan sonra da hep haberleri en hızlı şekilde, en doğru şekilde, en tarafsız şekilde hiçbirimizi ayırmadan verecekler Atatürk'ün vasiyet ettiği gibi. Bu da partimizin önceki genel başkanlarından Altan Öymen'in kurduğu Anka Haber Ajansı. Diğerleri de, bu da bir özel haber ajansı. Bizim sesimizi duyuruyorlar, gazeteci arkadaşlar çalışıyor. Ben metni çok kuvvetli buldum, çok başarılı. Ben zaman zaman yardım isteyebilirim. Eğer uygun görürseniz arkadaşlarınızı da böyle etrafınıza alıp öyle de bir fotoğraf çektirelim. Belki bu mesajı bir kez daha tekrarlarız. Son mesajını. Tamam. Buyurun bakalım arkadaşlar, gelin. Sizler de genel başkan yardımcıları oldunuz. Sen Beyli Ağbaba'nın yerine kim olsun, sen ol. Aa, o değil zaten. Gelin bakalım. Gel. Hadi sen Gamze Taşçıoğlu'nun yerine gel bakalım. Böyle, gel sen böyle biraz Zeynep. Gel. Alacağız onu da. Şöyle. Gelin bakalım gençler, Fenerli. Sen spor bakanımızın yerine ol. Spor. Daha sorumlu genel başkanı. Gel. Genel başkanı hiç saklamayalım. Geç böyle. Sen de gel. Sen ne seviyorsun? Neyle ilgilenmeyi seviyorsun? Ama başım sorun. Perde mi? Gel bakalım böyle. Öne geç öne. Böyle buradan televizyonlar sizin. Sen büyükleri olarak böyle. Bahar neredesin? Evet. O güzelliği de anladın. Gel. Sen de Bahar, kucağıma gel. Bahar neredesin? Evet. Bebek şansı. Çek. Tamam. Adı ne? Direkt odaya gel, hadi görüşürüz. İdil. Bak böyle bak bakalım. İdil'i de genel başkan, İdil'i bebek kolları başkanı yapalım mı? Tamam, atamasını imzalarsanız. Koş. Evet. Şu en son mesajı bir daha istersen tekrarlarsanız genel başkanım. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar merak ettiğiniz bir şey var mı? Varsa bir şey istiyor musunuz? Genel başkandan bir şey isterseniz yapmak zorunda. Söyle. CHP'yi merak ediyorsunuz. Bugünlerde çok mu duyuyorsun adını CHP'nin? Tamam. Bir gün genel merkeze gelirsen orada. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meclisteki odası. Benim isteğim. Evet. Okullara voleybol sahası yaptırır mı? Yaptırırız. Hangi okuldasın? Şeytan Kantörü'nün ilkokulu. Etibeskut'ta. Bunu Etibeskut Belediye Başkanımızdan hemen isteyelim. O çünkü gençlere, sanata, spora önem vereceğini söylüyordu. Değil mi? Ne yapalım? Toprak gelsin. Yaptırsın, çiftler olur. Tamam. Toprak. Sen de söyle. Bak ben buradayım. Gel. Babam burada bak. Babam burada. Babam burada. Otlu Koleji'de mi okuyorsun sen? Tamam. Onu Otlu baktığına söyleyelim yaptırsınlar. Seninkini ama. Arabayı söyle bak. Okulun ismini alalım söyleyelim. Bir voleybol sahası. Annesi. İdil bir el salla Gitacığım. El salla karşıya. Herkes sana el sallıyor. Şaşırdım. Sen arabayı söyledin mi? Evet. Sayın Genel Başkanım, bana bir sorunuz var mı?
Yoksa biz bırakıyoruz artık size şeyi, makamı gidiyoruz. Ya sizi. Sen gelsene buraya yakışıklı. Efendim Toprak Serkan Bey'in oğlu. Kameraman arkadaşım. Öyle mi? Bizim Serkan. Evet efendim. Toprak. Toprak dur. Baba bizi çeksin ya. Şey yapalım mı? Babam ben buradayım. Toprak bak baban çekiyor burada bak. Baban çekiyor babaya seni. Babaya bak. Baba nerede? Bak baba orada Toprak. Bak babaya. Bir el salla babaya. Bu tabii yakışıklısın. Aferin sana Toprak. Aferin Toprak. Gel bakalım sen. Köprülüyor. Baban da orada. Bu arkadaşımız da şeyden, parti içi eğitimden sorumlu, parti okulunda görevli. Babasının izinden devam ediyor. Evet, yavaş yavaş büyükler odayı terk edelim artık, odayı şey yaptık, verdik. Takdir sizin, bir şey derseniz biz dışarıdayız, bekleriz. Tamam.